Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle fiil, ek fiil ve fiilimsi üzerine soru çözümü yapacağız. Daha önce noktalama işaretleri, ses bilgisi, yazım kuralları, cümle ögeleri, tamlamalar ve ekler ve sözcük yapısı üzerine soru çözüm videolarımızı yayınlamıştık. Bu arada kanalımızda 150'nin üzerinde şu anda videomuz var. Hangi konuya ihtiyacınız varsa Türkçenin kurdu yazıp karşısına konu ismini yazdığınızda ilgili video karşınıza çıkacak. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Bizim çalışmalarımızı destekleyici niteliği var sizin ilginizin. Bunu unutmamanızı rica ediyorum. Hemen detaylara geçelim. Neler demiş sorularımızda bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur diyor. Arkadaşlar konu videolarımızdan hatırlayacağınız gibi çekimli eylem demek bir ya da iki kip ve şahısla çekimlenmiş eylemler demektir. Yani basit çekim, bileşik çekimin tümünü karşılar. Seni bütün gün aradım derken dili geçmiş zamanla ve birinci şahısla çekimlenmiştir. çekimli eylem vardır. Çamaşırları henüz ütülememiş derken arkadaşlar burada e, ütülememiş, mişli geçmiş zamanla çekimlenmiştir. Dolayısıyla çekimli eylem vardır. Ağaçlar yapraklarını döküyor derken şimdiki zamanla çekimlenmiş bir eylem. Arkadaşı başarılı bir öğretmendi derken arkadaşlar burada dili geçmiş zaman var ama başarılı öğretmen bir e, sıfat damlamasıdır. İsimler ek eylem olarak yüklem olabilir. Burada çekimli eylem yok. Bir isim ya da isim grubu yüklem oluşturmuştur diyebiliriz. Birkaç saat daha bekleyeceğim derken ecek acak gelecek zaman ikidir. Dolayısıyla çekimli eylem vardır. Cevabımız denizli seçeneğidir. İkinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman yoktur diyor. Arkadaşlar zaman yoktur deyince direk kiplerinden çekimlenmiş bir fiil kastedilir. Yani gereklilik, istek, emir ya da şart. Onlardan birini arayacağız. Her yaz memleketine mutlaka gider derken geniş zaman, zaman anlamı var. Evden çok erken çıkıyor derken şimdiki zaman, zaman anlamı var. Dünkü maçta kolunu kırmış derken mişli geçmiş zaman, zaman anlamı var. Bu malzemeler işimize çok yarayacak derken gelecek zaman, zaman anlamı var. Şekerli yiyeceklerden uzak durmalısın derken meli malı gereklilik gibidir. zaman anlamı yoktur. Direkt tasarlama kiplerinden biriyle çekimlenmiştir gençler. Cevabımız Edirne seçeneği. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleşi, yüklen birleşik çekimli eylemdir? Arkadaşlar birleşik çekimli eylem ne demek biliyor musunuz? Kip ek eylem artı kip demek. Yani kaç kipimiz olacak? İki kip olacak. Tek kiple çekimlenirse basit çekimli eylem. Birden fazla kiple çekimlenirse birleşik çekimli eylem diyorduk. Bunu konu anlatım videomuzda çok detaylı bir biçimde anlatmıştık. Arkadaşlar o halde biz burada iki kiple çekimlenmiş bir eylem arayacağız. Yarışmayı heyecanla izledik derken dili geçmiş zaman var. Bir kip arkadaşlar. Resim sergisi haftaya açılacakmış. Bakın ben bu fiili açıyorum şimdi. Açılmak sözcüğü bakın acak i'miş şeklinde. Gördüğünüz gibi iki tane kip var. Gelecek zamanın rivayeti şeklinde çekimlenmiştir. Birleşik çekimli eylemdir. Diğerlerine bakalım ama çocukları müzeye götürecekler derken sadece gelecek zaman eki bir tane. Bu şiirlerin hepsini o yazmış derken sadece geçmiş zaman eki bir tane. Yazıma henüz bir başlık bulamadım derken arkadaşlar sadece diğeri geçmiş zaman eki ve bir tane. Dolayısıyla Diğerleri basit çekimliyken Bursa seçeneğinde iki kip olduğu için birleşik çekimli eylemdir dedik. O yüzden cevabı Bursa yaptık. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem şimdiki zamanın rivayeti biçimdedir? Yani yine bize birleşik çekimli bir eylemi soruyor. Arkadaşlar ek eylemi soruyor aslında. Ek eylemi rivayet çekimi şöyle yapılıyordu. Şimdiki zamanın rivayeti dediğine göre şöyle bir durum arayacağız biz. Bakın yazıyorum buraya. Yor imiş şeklinde bir şey arayacağız. Bahçeye gül fidanı dikecekmiş. Arkadaşlar bu gelecek zamanın rivayeti. Eğer ikinci kipmiş olursa rivayet, ikinci kip değil olursa hikaye, ikinci kip sesa olursa şart çekimi oluyordu. Bu gelecek zamanın rivayeti. Bizden istenen şimdiki zamanın rivayetiydi. Bugün uzun bir çalışma yapmalıyız derken tek kip eki var. Zaten burada rivayet çekimi hiç yok. Bu olayın sebebini sadece o biliyormuş. Bakın kelimeyi açıyorum arkadaşlar. Bilmek fiili your iymiş şeklinde gelmiştir. Yani şimdiki zamanın rivayeti cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Ama diğerlerine bakalım. Okusaydınız diyor şart kipinin hikayesi bu da olmaz. Uzun bir süredir buraya gelmiyordu derken şimdiki zamanın hikayesi bu da olmaz gençler. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar fiilimsiler isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiillerdi. konu eksikliği olanlar varsa fiilimsi konumuzu, konusunu anlattığımız videomuzu mutlaka izleyin. Çok geniş bir şekilde ele aldık. Orada size çok güzel pratikler anlattık. Şimdi hatasını anlayınca özür diledi diyor. Ne zaman özür diledi? Hatasını anlayınca ınca ince iki zarf fiil ekiydi. Ben diğer adlarını alışkanlık olsun size diye kullanmak istiyorum. Zarf fiilin diğer adı ulaçtır. Eşyalar kullanıla kullanıla eskimiş derken nasıl eskimiş? Kullanıla kullanıla. Arkadaşlar ikili şekilde kullanılmıştır. Yine zarf fiil ikidir. Yani ulaçtır. Onu görür görmez çocukluğumu hatırladım derken arkadaşlar görür görmez hatırladım. Ne zaman hatırladım görür görmez. Yine ulaçtır. Bu yol yapılalı. Ulaşım iyice rahatladı. Ne zaman rahatladı? Yol yapılalı rahatladı. Arkadaşlar yine ulaç görevindedir. Biz çocukken bu mahalle böyle değildi diyor. Arkadaşlar kesinlikle tuzak bir seçenek. Ken eki zarf fiil ekidir burada ama fiilimsi oluşturmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi mutlaka o ekin fiile gelmesi şartına bağlı. Halbuki çocuk sözcüğü bir isimdir. Dolayısıyla bu bir fiilimsi oluşturamaz. ÖSYM bu tuzağı çok kuruyor arkadaşlar. Ken ekini bir isme getirerek fiilimsi mi değil mi diye soruyor. Öğrenci tabii ki bakıyor. Ne zaman böyle değildi? Çocukken zarf görevinde. Ken eki de zarf fiil eki olduğu için çok basit bir biçimde yanılarak buna zarf fiil diyebiliyor. Cevabımız Edirne seçeneği gençler. Evet. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır diyor. Arkadaşlar hepsini sayacağız burada şimdi. Yine alışkanlık olsun diye ulaç ortaç kelimelerini kullanmaya gayret edeceğim. Ahmet Bey'in oturduğu ev. Hangi ev? Ahmet Bey'in oturduğu ev. Anası mezar dikecekmişteki sıfat fiildir. Ve arkadaşlar buna biz ortaç diyoruz. Bu isimleri kullanmayı alışkanlık haline getirelim. Arkadaşına aitti. Alt katta sokaktan girilen. Arkadaşlar anası mezar dikecekmişteki sıfat fiildekidir Yine ortaç yazıyorum altına. Küçük bir dükkan vardı. Dükkana girerken arkadaşlar zarf fiil ekidir. Zarf fiilin diğer adı bağ eylem ya da ulaştır. Alçak kapıdan dolayı başını eğip geçerdi. İp eki yine zarf fiil ekidir arkadaşlar. Diğer adı ulaçtır. Mahallenin gençleri yeni boşalmış bir arsada top oynardı derken nasıl bir arsa? Yeni boşalmış bir arsa. Arkadaşlar bu mişli geçmiş zaman değil. Anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla ortaçtır. Ben de her gelişimde onlarla oynardım diyor. Gelmekten geliş sözcüğü mayışmak yani mame makmek ış iş isim fiilekidir isim fiil diyelim buna İF diye gösterelim. Takıma giremeyince ince ince ki arkadaşlar ne zaman sahile inerdim? Takıma giremeyince sahile inerdim. Bu da yine zarf fiil ekidir. Ulaç yazalım. Sahile iner martıları seyrederdim. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanırım yanlışlık yapmadım. 7 soru. Gözden kaçırdığımız bir şey yok sanırım arkadaşlar. Geçelim. 7. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli eylem yoktur? Yine arkadaşlar iki kip eki almış eylemi kastediyor. Tek kip ekiyle çekimlenmiş olanlar basit çekimli eylem. İki kip ekiyle çekim çekimlenmiş olanlar birleşik çekimli eylemdir. Ve bunu ek fiil konusunda anlatmıştım ben. Ancak ek eylemle mümkündür. Bir fiilin iki kip alması. Hava güzel olduğunda ailece pikniğe gider idik. Bakın iki tane almış dolayısıyla eledik. Yola çıkmadan önce mutlaka yemek yer Idi. Geniş zamanın hikayesi şeklinde yine eledik. Hafta sonlarını köyünü ziyaret ediyor imiş. Şimdiki zamanın rivayeti biçiminde eledik. Ankara'ya gidecek otobüs biraz önce hareket etti derken arkadaşlar tek bir kiple çekimlenmiştir. Hareket etmek fiili cevabımız denizlidir. Ama diğerini eleyelim. Yolculuklarda hep kitap okur. Kimseyle konuşmaz idi. Olumlusu konuşur idi. Dolayısıyla geniş zamanın olumsuzunun hikayesi biçiminde bunu da eledik. Cevabımız denizli seçeneğidir gençler. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiilimsiler diğerlerinden farklıdır diyor. Her bir seçenekte ikişer, ikişer tane fiilimsimiz var. Bize birbirinden farklı olanı soruyor. Çalıştığı insanlar. insan sözcüğü isim arkadaşlar. Hangi insanlar? çalıştığı anası mezar dikecekmişteki sıfat fiiliki olduğu için ortaç. Onurlandıran bir derken arkadaşlar yine anası mezar dikecekmişteki sıfat fiilikidir. Bu da ortaç. Dolayısıyla birbirinden farklı olmadığından bunu eledik. Görünmez kaza nasıl kaza görünmez kaza anası mezar dikecekmişteki yine sıfat fiilikidir. Denilen şey derken yine an en arkadaşlar bu da sıfat fiilikidir. Yani yine ortaçtır. İkisi ortaç olduğu için eledik. Şiir yazmayı hobi haline getiren insanlarla tanıştık derken Arkadaşlar yazmayı sözcüğündeki mame isim fiil fiilekidir. Getirendeki en an sıfat fiil fiilekidir yani ortaçtır. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Çünkü birisi isim fiil birisi sıfat fiil. Denizli seçeneği anılara dalıp gittiğini derken arkadaşlar ıp ip zarf fiilekidir. Gittiğindeki dık dik sıfat fiilekidir. Dolayısıyla birisi zarf fiil birisi sıfat fiildir arkadaşlar. Bu da iki tane özür diliyorum soruda yanlışlık yapmışız seçeneği oluştururken. Bu da cevap olabilir özür. Bir tanesi zarf fiil bir tanesi sıfat fiildir arkadaşlar. Özür diliyorum. Programı hatırlatmak amacıyla derken makmek isim fiileki aramayı derken mame isim fiilekidir. Her ikisi de isim fiilekidir. Arkadaşlar seçenekleri oluştururken gözden kaçmış. Kusura bakmayın. İsim fiil ortaç, zar fiil sıfat fiil. Her ikisi de cevap olabilir böyle bir soruda. Arkadaşlar tekraren böyle bir soruda çok dikkatli olmadığımız için özür diliyorum. Bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz. Gençler kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Konu anlatım videolarımız, soru çözüm videolarımız gelecek. ÖSYM'nin sıkça sorduğu ve öğrenciler tarafından sıkça karıştırılan özellikler de yine video olarak kanalımızda yayınlanacak. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.